Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim hakkında iş tüzüğün 37. maddesi uyarınca söz aldım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teklifim yaklaşık 870 bin öğretmenimizi ilgilendirmektedir. Ve halen yararlanmakta oldukları ek göstergelerin birinci derecede 3000'den 3600'e çıkarılması suretiyle artırılmasına yöneliktir. Ek gösterge, memurların emekli olmaları halinde alacakları emekli aylığı ile emekli ikramiyesinin miktarını ve aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre almakta olanların çalışırken aldıkları maaş miktarını etkileyen bir ödeme unsurudur. Devlet memurlarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarına ilişkin son genel düzenleme 1 Ocak 1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş. Ancak bu düzenleme ile adil bir sistem bu alanda oluşturulamamıştır. Öte yandan zaman içerisinde bazı unvanların ek göstergelerinde yapılan kısmi değişiklikler ise ek gösterge sisteminden kaynaklanan eşitsizlikleri daha da belirgin hale getirmiştir. Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan ek gösterge cetvellerinde dereceleri itibariyle öğretmenler için ek gösterge belirlenmiş olmakla birlikte bu ek göstergelerin teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bazı personelin ek göstergelerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Oysa öğretmenlerimiz hem çalışma şartları hem de yaptıkları görevin önemi dikkate alındığında çalışırken de emekli oldukları dönemde de daha iyi mali ve sosyal imkanlara sahip olmayı fazlasıyla hak etmektedirler. Özellikle emeklilik hakları bakımından öğretmenleri mağdur eden ek gösterge düzeninin değiştirilmesi zorunludur. Bu nedenle ek göstergelerinde artış yapılması, çalışan ve emekli öğretmenlerin hayat seviyelerinin kısmen de olsa yükselmesine katkı sunacaktır. Kanun teklifim ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan cetvelde değişiklik yapılmak suretiyle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kapsamında görev yapan her derecedeki öğretmen ve diğer personelin ek göstergelerinin artırılması ve birinci derecede olanların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e çıkarılması sağlanmaktadır. Ek göstergenin 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan ve birinci derecenin dördüncü kademesinden bugün emekli olan öğretmenin emekli aylığı 538 Türk lirası, emekli ikramiyesi de 19.411 bin Türk lirası artırılmış olacaktır. Değerli milletvekilleri, eğitim sistemindeki sorunların çok boyutlu olduğu ve bu sorunların tekrar nüksetmesine izin vermeyecek şekilde çözümü ve ihyası için birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği bir gerçektir. Ülkemizin nitelikli öğretmenlere sahip olmasının, çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem arz ettiği de malumdur. Bu nedenle öğretmenlerimizin yararlandığı bazı haklarda iyileştirmeye gidilmesi, ayrıca kadrolu öğretmen sayısının artırılması suretiyle atanamayan öğretmenlerden bazılarına mesleklerini yapma fırsatı sunulması ve öğretmen açığının kapatılması gerekmektedir. Bu doğrultuda geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiğimiz yeni bir kanun teklifiyle öğretmenlerimizin ek göstergelerinin artırılmasının yanında tazminatlarının yükseltilmesi, 2 yılda bir derece yükselmesi yapabilmelerini, kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerde görev yapanların ek ödemelerinin 10 puan artırılmasını ve atanamayan öğretmen için 50 bin kadro ihtisasını öngördük. Böylece daha önce de gündeme getirdiğimiz öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin hususların güncellenerek tekrar meclisin gündemine taşınmasını istedik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biraz önce verdiğimiz grup önerisinde de görüldüğü gibi öğretmenlerimizin hak ve hukukunun korunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimizi göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle binlerce öğretmenimizin haklı beklentisi olan ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifimize destek vermenizi bekliyor. Genel Kurulun siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Aksu.